Yalancı dolma için gerekli malzemeler. 2,5 su bardağı kırık buğday, 1 su bardağı köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Sosu için 1 kase yoğurt, 2 diş sarımsak. Üzeri için tereyağı, pul biber. İlk yemeğimizi kapattık. Fasulyeli bulgurlumuz burada pişiyordu. Onu kenara alalım mı? Alalım. Şöyle. Tamam, dinlensin o biraz. Evet. Şimdi geçtik şimdi yalancı dolmaya. Evet. Yalancı dolma da... Başlayalım. Başlayalım. Sen hem başlayalım hem anlatalım. Tamam. Bu da çok eski bir yemeğimizdir yine. Büyüklerimizden. Tenceremizi alalım. İçerisine haşırlığımızı koyalım. Haşırlık ne? Haşırlık derler buna. Ha, buğday. Bu buğdayın kırılmışı. Evet. Buğdayın, kırık buğday. Buğdayın kırılmışı. Tamam. Bunu yıkamıyorum, ayıkladım ama çünkü bu unu giderse bunun özelliği gider. Tamam. Yapışma özelliği. Yıkamıyorum bu şekilde. Suyumuzu içine dökeceğim. Yarma önce diyen suyumuzu var. Koyalım. Buğday diyen var. Efendim? Yarma dedi, yarma da diyorlar buna. Yarma. Yarma. Hı. Yarmanın kırılmışı. Evet. Yani buğdaydan yarma elde ediliyor. Yarmanın kırılmışı da bu. Ha. Evet. Bu yarmanın kırılmışı. Aa. Haşırlık deriz biz bu yörede. Tamam. Orta boy bir tencereye kırık buğdayımızı ekliyoruz. 2 bardak yaklaşık. Genelde böyle dolmanın içini tel tel isteriz ya böyle. Sen öyle istemiyorsun o zaman. Daha böyle bunun unu nişastalı falan olacak değil mi? Tabii. İşte nişasta özelliğini koruyor bu. Öyle un güzel dediğimiz oluyor tabii. Bu dolma. Tabii. Öyle güzel oluyor. Başka bir şey daha un koymaya gerek yok içine. Yalancı dolmada pirinç yerine buğday kullanıyoruz. Şöyle 2 su bardağı koyduk. Döktük, ben elimi huni yaptım. Yarım su bardağı daha koyalım. Oldu mu? Tamam. Tenceremize buğdayların üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak su koyduktan sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Bulgur da var, azıcık daha ilave edelim. Sonradan bulgurunu ilave edeceğiz. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp buğdayları pişmeye bırakıyoruz. Bir 10 dakika fokurdayacak. Peki, biz o arada neyi yapacağız? Biz o arada sosunu hazırlayalım. Tamam. Yoğurdunu, sarımsağını, tereyağını... Şimdi dolma dedik ya, ben bir şey dolduracağız değil mi bunu? Yok. Yok. Şimdi dolduran yöreler de var yalancının bunun. Ama yalancı. Dolması da yokmuş. Yalancının yalancısı bir dolma bu. Öyleymiş. Bunu çıplak dolma da diyenler var. Evet. Yalancı dolma. Bu yuvarlaklanıp böyle dizilecek, pişmiş oluyor zaten. Ha. Dizilecek bir tepsiye, üzerine de yoğurt, sarımsaklı yoğurdu dökülecek, sosu dökülecek, servise çok hazırdır. Çok enteresan, hiç dolmayla alakası yok bunun. Yok. Neden acaba yalancı dolma? İşte bazı yörelerde de yaprağı, pazı yaprağına. Aslında evelik deriz biz, bahçelerimizde evelik oluşur. Bilirim. Evelik yapraklarına da sarıyorlar esas. Çok eskiden öyleydi, şimdi pazı da çıktı artık. Pazıdan yapıyorlar, o da onun gibi yani. Aşağı yukarı bir... Evelikle pazı birbirine benziyor. O zaman bunun yıkanmaması gerçekten önemli çünkü tutacak tutması hiçbir lazım, şey yok. Dağılmaması evet, köfte evet. Yapıyoruz yani bayağı köfte evet. Gibi yapacağız onu. Evet. Tamam, şimdi sosunu hazırlıyormuşuz, onu hazırlayalım. Tamam. Bu arada... Yalancı dolmanın sosu için sarımsakları soymakla başlıyoruz hazırlıklara. O yoğurdun içine evet. Mi koyacağız bunu? Onu döveceğiz. Döveyim, döverek tamam. Koyacağız. Ben sana kap çıkarayım. Yoğurtlu bir sos hazırlıyoruz anlaşılan. Memnun musun çocuklarından böyle? Çok memnun. Terbiyelerinden böyle her anne babanın şeyidir ya böyle. Bütün aradığımız özellikler Allah'ıma şükürler olsun. Çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştirdik. Ne güzel. Çok şükür hiçbir sıkıntımız olmadı. Birisi İzmir'de okudu, birisi Çanakkale'de okudu. Bize çok uzakta okudular ama yani biz de onlarla oralarda yaşadık. Sarımsaklarımızı güzelce dövüyoruz. Evet. Bu yoğurt ne yoğurdu? Güzel böyle kıvamlı falan. Hazır mı? Kendin yok, mi alıyorum. Komşuda yakında bir tanıdığımız var. Süt alıp kendim mayalıyorum. Bunu sen mi mayaladın? Evet. Ay, hakikaten çok güzel gözüktü ama. Dur bakacağım. Bak bakalım tadına nasıl. Ya çok seviyorum ben. Evde mayalanmış yoğurdu çok seviyorum. Evde mayalanan doğal yoğurdun içine ezilmiş sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz. Yeni bir malzeme çıkartıyor Müzeyyen Hanım bu arada. Bir su bardağı da bulgur koyacağız. Yalancı dolmada kırık buğdayın yanı sıra bulgur da kullanılıyor. Bir su bardağı ince bulgur. Evet. Onu da katıyoruz içine. Evet. Kırık buğdayın suyunu çekmesine yakın bulgur da ilave ediyoruz. Şu an altı açık değil. Şimdi şöyle, evet altı açık değil. Çünkü dinlenme aşamasındayken bulgur onunla özleşmesi gerekiyor. Çok az karıştırdın. Böyle neredeyse... Kapattı üzerini üstünü kapattım. O kadar. Üzerini kapattım. Yalnız biraz suyu az gibi. Dursel'cim azıcık su ilave edelim ona. Kapağını az açar mısın? Altı açık değil olur mu? Olur.
Suyumuz kaynamıştı çünkü az önce. Tamam. Size de suyu az gelirse azıcık su ilave edebilirsiniz. Bulgurun buğdayın sıcaklığı ve suyuyla şişmesi sağlanıyor. Şöyle bırakayım. Tereyağını yapıyoruz. Sonra 2 kaşık tereyağı koyuyoruz. Aslında kaymak da yazıyor ölçülerde ama yani tereyağını bol koyarsak kaymak şeyine de geçmiş oluyor. Böyle. Yine çok az karıştırıyorsun. Tereyağını direkt koydun. Evet. Yalancı dolmaya tereyağını ocağın altını kapattıktan sonra ekliyoruz. Bırakıyorum. Dinlenecek. Dinlendikten sonra tekrar bunu yuvarlaklayıp şey yapacağız. Tepsiye dizeceğiz. Soğuyacak tabii. Biraz ılıklaşacak ki elimizi yakmasın. Tamam. Kabı çıkaralım. Mutfağa toplayalım. O arada o dinlensin. Biz onu köfte haline getirelim. Bulgur ve buğday demlenirken hanımlar zaman kaybetmeden yemeğimize şekil vermek için hazırlıklara başlıyorlar. Buna servis yapacağız Nursel'cim. Neyin servisi? Yani yalancı dolmayı buna hazırlayacağız. Ama şimdi buna koyup balkona çıkaralım. Çabuk soğusun. Evet. Daha çabuk... Dinlenmiş midir? Dinlendi. Dinlenmiş. Hmm. Evet, karıştır bakalım. Nasıl güzel olmuş. Tüm malzemeler iyice şişmiş ve tereyağıyla birbirine kaynaşmış. Balkona götürmek için boşaltıyoruz. Soğutmaya götüreceğiz. Soğutmaya götürüyoruz. Çünkü elle bunları köfte haline getireceğiz. Yalancı dolma harcı balkonda soğumak için cevizli tatlı böreğin şerbetiyle nöbet değiştiriyor. Bal buz gibi olmuş. Soğudum bakalım. Yalancı dolma harcımızı da dışarıda donmadan kontrol edelim. Ya yani üstten yapabiliriz bence. Ay ne oluyor bana? Tamam, başlayalım yapmaya. Masaya oturalım beraber. Bulgurlu ve buğdaylı harcımıza bakalım nasıl bir şekil veriliyor. Tüm malzemeler birbiriyle iyice kaynaşması için yoğruluyor ilk olarak. Biraz böyle yoğurmak mı gerekiyor? Evet. Birazcık çok daha. Değil ama bir dakika. Az, bir iki şöyle dakika. Birazcık tutması için birbirine. Tamam. Bulgur koyduk ya hani. Kolay şekil alması için yoğurduğumuz buğday ve bulgur karışımını ayrı bir kaseye boşaltıyoruz. De olabilir, büyük de olabilir. İstediğimiz boyda. Hepsini aynı yapalım. Şu şekilde yapıyoruz, şöyle koyuyoruz. Harcımızdan küçük parçalar alıyor ve elimizde sıkıştırdıktan sonra avuç içinde yuvarlayarak top haline getiriyoruz. Yalancı dolma toplarını hazırlarken elinizi ıslatırsanız malzemelerin elinize yapışmadan daha çabuk bütünleşip şekil almasını sağlarsınız. Yoğurdu da serviste dökmeyeceğiz mi? Yoğurdu şimdi dökebiliriz. Yalancı dolmaların üzeri sarımsaklı yoğurt sosuyla kaplanıyor. Yalancı dolma. Yalancı dolmamız. Hala dolma niye dendi gerçekten keşfedelim. Yalancı ama dolmamız gerçekleşmiştir. Evet. Güzel oldu. Bir şeyi eksik üstüne yağ biberi. Ama yağ, hakikaten biberi. Çok güzel oldu. Şunun üzerine alıyorum. Domates kabuğundan gül yapıp bakayım. Üzerini süsleyebiliriz şöyle. 10 parmağında 10 marifet olan Müzeyyen Hanım el becerisini yemeklerinin sunumlarında da sergiliyor anlaşılan. Bak Müzeyyen ablama bak neler yapıyor. Seviyor musun böyle süslemeyi sen? Ben çok severim. Yani yemeğin tadından çok önem veririm gösterişine, çok sunumuna. Güzel. Yalancı dolma şık sunumuyla da göz dolduruyor doğrusu. Bu yemeğimizi koyacağız. Hazırlıyoruz, koyacağız. Tereyağlı ve biberli sos da hazırlanıyor yalancı dolmamıza. Birazcık daha yağımızın kızarıp kokması lazım. Azıcık tereyağı kokusu çıkması lazım. Tereyağı sosu için tereyağını biraz fokurdatıyoruz. İçine de tereyağı koyduğumuz için dışına 1 kaşık koyuyorum. Hani onun içine de 2 kaşık tereyağı koyduk ya. Tamam. Bayağı bir yağlı olduğu için üzerine de 1 kaşık yeterli diye düşünüyorum. Yaptığımız topların içine böyle hatırlayanlar, izleyenler olmuştur. Tereyağı koymuştuk. 2 kaşık hiç karıştırmadan. O yüzden şu anda çok kullanmıyoruz. Bu bizim son yemeğimizdi. Bugün çok fazla web vermedim. Unuttum galiba. Ne oldu böyle bir hızlı geçti her şey. Çok yardım ettiğin için Müzeyyen ablam bu önlüğü sana hediye ediyor. Ay kurban olurum ben. Bunu da sana hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Yine nefis bir önlüğüm oldu, yaşasın. Bakalım nerede seni anacağız, takacağız bu önlüğü. Artık inşallah bir yerlerde ben de duyarım sesini. Duyarsın. Anons sesini ben de duyarım inşallah. İzliyorsan eğer mutlaka bir gün bir yerde takacağız bu önlüğü. Evet. Yalancı dolmamızın üzerine mis gibi biberli tereyağı sosunu gezdiriyoruz. Görüntüsüyle iştah kabartan yemeğimiz ziyafet masamıza renk ve lezzet katmaya hazır. Çok havalı oldu.
Yani bu yalancı ama çok güzel yok, oluyor. Yok, güzel çok oldu. Yiyimli bir şeydir. Dedim ya, günlerde de yaparız evet. Biz bunu. Hem kolay oluyor hem çok ya şey olmuyor. Göz doldurdu göz gerçekten. Göz dolduruyor, evet. Aynen öyle canım. Tamam. Şunun bir güzelliğine bakın. Bir bakın.